Biz geldik. Yepyeni bir paylaşımdan herkese sevgiler. İster çıngıraklı, ister sade olarak örebileceğiniz bu güzellik bugün huzurlarınızda. Yaklaşık bir haftadır aklımda olan bu bulut çıngırak, bulut diş kaşıyıcı modelini bugün sizlerle buluşturabildim. İsterseniz farklı renklerde kombin yapabileceğiniz, isterseniz de benim gibi tek iki renk üzerine örebileceğiniz bu güzellik bütün detaylarıyla bugün inşallah sizlerle buluşacak. İster çıngıraklı, ister sade olarak kullanabilirsiniz. Bulut yapımında içerisine çıngırak koyarsanız şöyle bir ses elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çıngırak olsun istiyorsanız içerisine çıngırak kullanmanız gerekiyor. Sade bir oyuncak istiyorsanız da direktman bulutu yaparken içerisine elyaf doldurup kapatabilirsiniz. Bu tamamen tercih kalmış. İster çıngıraklı, ister sade olarak örebilirsiniz. Kendi tasarımımdır, tamamen kendi fikrimdir. Buluta uygun renkler olsun istemiştim. Bu şekilde beyaz bir halka tercih ettim. Altta 2 adet yağmur damlası görünümü vermek istedim. Tabii konsept bulut olunca bu şekilde bir damla olmasa olmaz diye düşündüm. Ve iki renk üzerine kurdum. Bulutumun beyazlığına gönderme olsun diye halkamı plastik açık renk halka tercih ettim. Gökyüzü renginde olsun diye parçamı, yağmur damlasını ve burada minicik piyongumu da bu şekilde bir katanya su yeşili ipi tercih ettim. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni taze videolardan haberdar olmak için alt kısımdaki zil butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Çok güzel paylaşımlarım gelecek. Bu çıngırakları takım halinde örmek istiyorum. Birkaç farklı modelim de daha var. İnşallah yakın zamanda onları da ekleyeceğim. Şimdilik ilk siftah modelimiz bu olsun istedim. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Hep birlikte bu güzelliğe başlayabiliriz. Boyutunu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok büyük, çok küçük de değil. Tam bebeklerin oynayabileceği kıvamda, halkanın tutma yeri olsun, üst bulut kısmı olsun. Malzeme listesine geçecek olursak, şöyle bir tutacak kısmı için kullandığım plastik halkam var. Daha doğrusu kullanacağım. Bu halkamı, beyaz halkam gördüğünüz gibi bulutun da beyaz olacağı için renk katmak istedim. Ve şu şekilde katanyanın bu şekilde buz mavisi, daha doğrusu nane rengine yakın bir ipim var. Tutacak kısmımda öreceğim parça için bu ipimi kullanıyorum. Şöyle halkamın boyutu bu şekilde. Ahşap halka da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih kalmış. Ben açık renk olsun, buluta uyumlu olsun diye bu şekilde beyaz plastik halka tercih ettim. Boyutu bu şekilde. Tutacak kısmında bu şekilde bu ikisini kullanacağım. Arkadaşlar, uç kısımlarda şöyle damlalar kullanacağım. 2 adet. Birini ördüm, hazırladım. Birinin de yapılışını sizlerle paylaşacağım. 2 tane olması gerekiyor. Bu şekilde bu renk iple ördüm. Gördüğünüz gibi parçamı da, tutacak parçasını da bu renkle yapacağım için alt kısma da aynı renk yağmur damlası görünümü vermek için bu şekilde minik top ördüm. 2 tane öreceğiz bundan. Buluta geçecek olursak, bulut için beyaz bebe yünü kullandım. Kar topu Baby Wand'ı. İstediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. İlle amigurumi olmasına gerek yok. Bebe yünüyle daha güzel, daha pofidik bir bulut elde ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Elinizdeki her türlü bebe yünü, bebek yeleği örebileceğiniz yumuşak dokudaki ipi kullanabilirsiniz. Tığ olarak tercihim 4 numara. Elinizin yatkın olduğu tığ kullanmanız daha iyi olacaktır. Ben genelde 4 numarayı tercih ediyorum. Bulut için kullandığım şu boy küçük 2 adet siyah gözüm var. Dilerseniz boncuk da dikebilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış. Ardından işlemek için kullandığım siyah ipim var. Kirpik ve ağız işlemesi için siyah ince bir ipim var. Ve ister çıngırak ister sade olarak kullanabilirsiniz. Bulut yapımını paylaşacağım. Daha önce de paylaşmıştım zaten. Gördüğünüz gibi bu bulutum sade, içerisinde çıngırak yok ama ilave etmek istiyorsanız diş kaşıyıcı modeli çıngıraklı sesli olsun istiyorsanız bu şekilde bulutu yaparken içerisine küçük boy ya da büyük boy çıngırak ilave edebilirsiniz. Ve bulutumun içerisinde kullanacağım elyafım var. Elyaf miktarını biraz fazla tutuyoruz. Pofidik, yumuşak bir bulut olması için. Ve dikiş iğnem var arkadaşlar. Birbirine dikmek için parçalarımı. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, öncelikle tutacağımızı hazırlayalım. En son da bulutumuzu yapalım ve ardından birleştirelim. İlk olarak tutacak kısmının parçasını örelim. Arkadaşlar, kullanacağınız herhangi ikinci bir rengi alıyoruz. Sihirli halkayla da zincir çekerek başlayacağız. Önce bir sıkılaştırma zinciri, ardından 8 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ve 8. Burada hepimizin halkası tutacağı farklı olacağı için buradaki çekeceğimiz zincir miktarı tutacağımıza göre ayarlanması gerekiyor. Benim tutacağımın inceliği gördüğünüz gibi çok kalın değil, ince. O yüzden 8 tane zincir çektim. Şöyle hemen deneyebilirsiniz. İki ucunun da birleşmesi gerekiyor. Çok bol olmasın. Birkaç sıra örelim. Daha net anlaşılacaktır demek istediğim. Yani halkanızın kalınlığı çok önemli. Buradaki çektiğiniz zinciri halkanızın kalınlığına göre çekip örmeniz gerekiyor. Ben 8 zincir üzerine kurdum. 8. zinciri dönüş için kullanıyorum. Direkt 7. çektiğim zincire sık iğne uyguluyorum. Bakın 6. zincire, 5. 4. 3. 2. ve 1. Bu şekilde 8 zincir çektim. Geriye kalan 7 adet zincire sık iğne uyguladım. 8. zinciri de dönüş için kullandım. Sıra sonuna geldim. Her sıra sonunda aynı işlemi uygulayacağız. Bir tane zincir çektim ve elimdeki modeli çevirdim. Hatta şöyle çevirelim. Örmesi daha kolay olur. Sıra sonuna gelmiştim. Bir tane zincir çektim. Şöyle elimdeki modeli çevirdim. Ve ilk çektiğim yaptığım sık iğnenin üzerinden sık iğne uygulamaya başlıyorum. Aynı şekilde her sırada 7 adet sık iğnemiz olacak. Eksiltme ya da artırma olmamasına dikkat edelim. Bakın bir sık iğne devam ediyorum. 2 sık iğne. 3 sık iğne. 4 sık iğne. 5 sık iğne, 6 sık iğne ve 7 sık iğne. Sayımız sürekli 7 olarak devam edecek. Şimdi sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde bir tane zincir çektim ve elimdeki modeli çevirdim. Bu zinciri kesinlikle sık iğneye dahil etmiyoruz. Zincirin ardından ilk yaptığım sık iğneden sık iğne uygulamaya başlıyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5, 6 ve 7. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çektim. Elimdeki modeli çevirdim. Aynı şekilde devam ediyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5 sık iğne, 6 sık iğne ve 7 sık iğne. Sayımız hiçbir zaman değişmeyecek. Boyutumuz bu şekilde oldu. İlk zincirli sırada pek belli olmuyor. Geniş gibi duruyordu. Birkaç sıra örüp de ölçmeniz daha net sonuç verecektir. Bu şekilde olduğu zaman şöyle tekrardan ölçüyorum. Bu şekilde dikeceğim için tutacağıma. Şöyle çok bol olmaması gerekiyor. Bakın uç kısımlar kesinlikle birbirine değmesi gerekiyor. Bu şekilde aşağıdan dikiş iğnesinin yardımıyla dikeceğim ve tam sarması gerekiyor. Bu parçamız bol olduğu zaman tutacağın üzerinde boşluk oluşuyor ve çok şık durmuyor. Tam şık bir görünüş, duruş istiyorsanız bunun buraya tam oturması gerekiyor. Burayı diktiğimiz zaman gayet güzel bir sonuç elde edeceğiz gördüğünüz gibi. Yani çektiğiniz zincir, başladığınız bu parçanızın sayısı kesinlikle tutacağınızın kalınlığıyla bağlantılı olmalı. Ölçerek ilerleyin. Ölçtüğünüz zaman uçları bu şekilde birleşmesi gerekiyor. Çok bol olmasın, sıkı olsun ama bol gevşek olmasın. Böyle 7 adet sık iğne ile ilerleyeceğiz. Toplamda 21 sıra boyunca uzatmamız gerekiyor arkadaşlar bunu. Hiçbir şekilde eksiltme ya da artırma işlemi uygulamadan 21 sıra boyunca bu 7 adet sık iğnemi uzatacağım. Siz elinizdeki halkanın genişliğine göre başladığınız parçayı 21-22 sıra boyunca uzatın. Yani şöyle yarısına kadar dolması gerekiyor bunun. Bulutu ilave edeceğimiz yer. Bu şekilde parçamızı uzatalım. Hep birlikte devam edelim. Evet, 21. sırayı da tamamladım. Parçamı bu şekilde uzattım. Hiçbir eksiltme de arttırma işlemi yok. Gördüğünüz gibi dikdörtgen formunda bir parça elde ettim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. İpimin ucunu kesiyorum. Çektiğim zincirden bu ipi çıkartıyorum. İpin ucunu uzun kestim. Dikim işlemi için bu ipi kullanacağım arkadaşlar. O yüzden ipi bu şekilde uzun bıraktım göz kararı olarak. Şöyle ölçtüğümüz zaman halkanızın yarısına yakın bölümün kapanması gerekiyor.
Tabii şu an pek hoş durmuyor. Diktiğimiz zaman daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi ölçtüğüm zaman iki ucu birbirine değiyor. Rahatlıkla dikiş işlemi uygulayabilirim. Ve halkamın yarısına kadar yakın bir bölmesini kapatmış durumdayım. İpimi de uzun bıraktım. Şimdi bu uzun bıraktığım ipimin ucuna dikiş iğnemi geçiriyorum. Dikiş işlemine, birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet, iğnemi geçirdim. Şimdi dikim işlemine, birleştirme işlemine geçebiliriz. Parçanın önü arkası yok. Gördüğünüz gibi hiç fark etmeyecek bir biçimde şöyle oturtuyorum. Buradan direkt karşıdaki aynı sıranın baştaki ilmeğinden geçiyorum. Karşılıklı olarak denk gelmesi lazım. Herhangi bir yamukluk yapmayalım. Bakın baştaki ilmek, baştaki ilmek. Şimdi bu kısımdan ikinci ilmekten, ikinci sıranın başından geçiyorum. Karşı parçada da aynı şekilde ikinci sıranın başından geçiyorum. Karşılıklı olarak denk gelmesi gerekiyor. Şimdi üçüncü sıra, karşıdan da üçüncü sıra. Dördüncü sıra, karşı parçadan da dördüncü sıra. Bu şekilde arkadaşlar karşılıklı denk gelecek biçimde parçamızı birleştiriyoruz. Aynı renk ip ile diktim ki dikim yerleri belli olmasın. Temiz bir görüntü oluşsun diye. Daha birçok çıngırak modeli var. İnşallah takım yapmayı düşünüyorum. Bunu bulut yaptık. Bir sonrakinde inşallah inek gelecek, geyik gelecek. Takım halinde bir çıngırak ordusu yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İlk çıngırağımda bu şekilde bulut ayırmak istedim. İnşallah daha fazla devamı gelecek bu videolarımın. Birkaç tane daha yapım aşamasında olan çıngırak modelim var. Hepsini takım halinde öreceğiz. Karşılıklı denk gelmesine dikkat edelim. Arada ilmek atlamayalım. Bir taraf uzun, bir taraf kısa kalmasın. Gördüğünüz gibi parçamız tam oturdu. Biraz bol olsa çirkin bir görüntü oluyor. Sürekli dönme yaşanı pek kullanışlı olmaz. O yüzden bu şekilde tam oturması gerekiyor. Biraz dar olması daha da iyi olur. Hatta yani ölçerken elinizdeki halkaya muhakkak ki dar olmasına çok çok dikkat edelim. Bol olmasın. Bu şekilde diktiğimiz zaman tam oturması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Uç kısma geldim. Bu kısımda tekrardan bir geçiyorum. Sağlamlaştırıyorum burayı. Ardından bu ipimi buraya sabitleyeceğim. İğnemle geçtim. Son ilmekten ipi iğnemin tepesinden doladım bir kez. Burayı sıkıca sabitledim. Şöyle arkadan herhangi bir yerden çıkıp ipimi kopartıyorum. Evet, şimdi bu koparttığım ipin küçük parçası orada kaldı. Bunu da iç kısma doğru çekip saklayalım. Temiz bir görüntü elde edelim. Başlangıç noktasındaki ipim de o kısımda. Bunu da aynı şekilde iç kısma doğru saklıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu kısmı tamamladık. Şimdi damlamız var arkadaşlar. Damlamızı takacağız. Bir tanesini hazırladım ben. Bir tane daha damla yapacağız hep birlikte. İki tane uygun gördüm ben. Dilerseniz halkanız fazla büyükse, benimkinden büyükse boyutu 3 tane de takabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış. Evet, ipi kopartmamıştım. Bu ilk damlamızı takalım. Ardından ikinci damlamızı yapalım. Şöyle bakın, damlamın ipini kopartmamıştım. Damlamı tamamladıktan sonra direktman şöyle iç kısımdan geçiriyorum. İp o tarafta kalıyor. Damlam bu tarafta kalıyor. Şöyle bir tane zincir atarak bunu sabitliyorum. Tabii o kadar hafif ince bir iple bağlı olmasını istiyorum. O yüzden halkamın içerisinden geçiyorum. Karşıdan ipi alıyorum. Ve bir kez daha burayı sabitliyorum. Gördüğünüz gibi. Ardından bir tane zincir çekip bu ipimi kopartıyorum. Çektiğim zincirden ipi çıkarttım. En son bu ipleri saklayabilirsiniz. Saklama işleminde de şöyle damlanın herhangi bir yerinden giriyorum. Ve bu ipin fazlasını iç kısma doğru çekip gözükmemesini sağlıyorum.
Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci damlamızı yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde aynı renk kullanıyorum ben. Dilerseniz farklı renklerden kombin de yapabilirsiniz. Ben buluta uyumlu olsun diye bu gökyüzü rengini tercih ettiğim için damlalarımın ikisini de aynı renk uyguluyorum. İki adet uygulayacağız. Birini uygulamıştım. Birini tekrar şimdi örüyorum sizlerle. Başlayalım. Şöyle bir sihirli halka oluşturdum. Ardından halkamı kilitliyorum öncelikle. Ardından 6 adet sık iğne ile bu halkayı dolduruyoruz. Çok sıkı yapmayalım sık iğneleri. 1, 2, 3, halkamı küçülttüm biraz. 4, 5 ve 6. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. 6 adet sık iğne ile. Halkamı biraz daha küçülttüm. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramda 6 olan sayımı 12'ye çıkartmam gerekiyor. Bunun için her bir sık iğneye çift sık iğne uyguluyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine gittim. Bir sık iğne uyguladım. Aynı yere bir sık iğne daha uyguladım ve 2'ye çıkarttım. Yandaki sık iğneye geçtim. Bir sık iğne. Aynı yere 2 sık iğne. Yandaki sık iğneye geçtim. Bir sık iğne. Aynı yere 2. sık iğne. Yandakine geçtim. Bir. Aynı yere 2. Bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2. Devam ediyorum. 1, 2. Elimizde toplam 12 adet sık iğne olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Gördüğünüz gibi arttırma işlemini tamamladık. İkinci sıramızı da bitirdik. Evet, şimdi bu kısımda ilmek belirleyicimiz devreye giriyor. Hemen sıranın son ilmeğine 12. ilmeğime ilmek belirleyici takıyorum. İkinci sıramın tamamlandığı belli olsun diye. Şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda ise 12 olan sık iğne sayımı 18'e çıkartmam gerekiyor. Bunun için bir çift sık iğne, bir tek sık iğne uygulayarak bu sırayı da tamamlayacağız. Hemen çift ile başlıyorum. Bir tane çift, ardından bir tane tek. Bir tane çift, bir tane tek. Devam ediyorum. Bir tane çift, bir tane tek. Bir tane çift, bir tane tek. Bir tane çift. Aynı yere 2 adet yani. Bir tane tek. Bir tane çift. Ve bir tane tek. Bunun ilmek belirleyici takılı olan ilmeğin sağına kadar geldim bu şekilde. Elimizdeki sık iğne sayısı 18 olmalı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. Bu şekilde bir sırayı daha tamamladık. İlmek belirleyici sıranın son ilmeğine takıyorum. Şimdi arttırmaya da eksiltme işlemi uygulamadan bir sıra boyunca 18 sık iğneyi öreceğiz. Her bir sık iğneye bir adet sık iğne uygulayarak 4. sırayı tamamlayalım. Evet, 4. sırayı da tamamladık. İlmek belirleyiciyi 18. sık iğneye takıyoruz. Gördüğünüz gibi 6 sık iğne ile başlamıştık. 12'ye yükselttik. Ardından 18'e yükselttik. Ardından bir sıra 18 sık iğneyi ördük. Şimdi eksiltmelere geçeceğiz. Eksiltmelere geçmeden önce şu ortadaki halka kısmını iyice bir daraltalım. Göbek kısmında delik oluşmasın. Bunun için şöyle bir ince dantel tığım var. Ondan yardım alacağım. İpim sert kalın bir ip olduğu için. Bakın elimden geldiğince burayı küçültüyorum. Delik oluşmasın. Orta kısım bu şekilde temiz olsun diye. Ardından iç kısımdan herhangi bir ilmekten geçip buraya bunu bir zincir yardımıyla sabitliyorum. Ardından iyice sıkılıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi eksiltmeler ile devam ediyoruz. 18'e yükseltmiştik. 12'ye tekrardan düşürmemiz gerekiyor. Bunun için bir sık iğne, bir eksiltme tekniği uygulayacağız. Eksiltme olarak da gizli eksiltme tekniği uygulayacağım. Başlayalım hemen. Bir tane sık iğne, ardından bir tane gizli eksiltme. Bir sık iğne, ardından bir tane gizli eksiltme. Daha önce bu gizli eksiltmeyi birçok kez göstermiştim arkadaşlar. Çok faydası dokunmuş. Arkadaşlarımızdan çok güzel dönüş aldım. O yüzden başlı başına bir video çekmeyi düşünüyorum. Sadece bu gizli eksiltme için. İnşallah bu modelimden sonra araya sıkıştıracağım. Ve bir gizli eksiltme tekniğinin tüm detaylı yapılışını tekrardan paylaşacağım sizlerle.
Bakın en son eksiltme yapmıştık. Şimdi tekrar bir sık iğne, bir eksiltme, gizli eksiltme. İsterseniz normal eksiltme de uygulayabilirsiniz. Ben eksiltme yapıldığı belli olmasın diye bu yöntemi tercih ediyorum. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne ve son iki ilmeğim kalıyor. Onlar da eksiltme denk geliyor. Bir eksiltme. Bu şekilde eksiltme işlemi uyguladık. 18 olan sayımızı 12'ye düşürdük. İlmek belirleyiciyi hemen 12. ilmeğime taktım. Şimdi bir sıra eksiltme ya da arttırma işlemi uygulamadan bu 12 adet sık iğnemizi örelim. Bir sıra boyunca örelim arkadaşlar. Evet, 12 sık iğnemizi ördüm. İlmek belirleyiciyi hemen sıranın son ilmeğine takıyorum. Şimdi burada ağız kısmı gitgide daraldı gördüğünüz gibi. Burada birazcık elyaf ilave edelim. Şimdi daha da fazla daraltacağız o ağız kısmını. Şöyle elyafımı tığın arkasından yardım alarak iç kısma doğru gönderiyorum. Hafif top görüntüsü yakalasak yeterli. Burada elyafı çok fazla tutmaya gerek yok. Sadece top formu verebilmek adına şöyle hafif tombul bir görüntü oluşması yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi. Bu kadar elyaf yeterli. Şimdi devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar 12 sık iğnemizi 6'ya düşüreceğiz. Hiç sık iğne uygulamadan direkt eksiltme tekniğiyle ilmekleri düşüreceğiz. Eksiltme ile başlıyorum. 2 sık iğnenin sadece öndeki dalından geçtim. 1 sık iğne olarak ördüm. Devam ediyorum aynı şekilde. 2 sık iğnenin sadece öndeki dalından geçtim. 1 sık iğne olarak ördüm. Bu şekilde gördüğünüz gibi aralarda sık iğne çekmeden direktman eksiltme işlemi uyguluyorum. Tabii bu kısım biraz zor oluyor. Ağız kısmı artık daraldığı için tığın dönmesi biraz sıkıntı oluyor. O yüzden çok çok dikkatli yapalım. Evet, ilmek belirleyici takılı olan ilmeğe kadar geldim gördüğünüz gibi. Artık burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ağız kısmındaki kalan ilmekleri daraltmamız gerekiyor. Burada aynı şekilde eksiltme tekniğiyle daraltıyorum. Şurada küçücük bir alan kaldı. Burayı da aynı şekilde. Daralttım ve damla modelini tamamlamış bulunuyorum. Gördüğünüz gibi 2 adet. Şimdi tekrar buraya takacağız. Aynı takma yöntemiyle şöyle tutuyorum çıngırağımı. İpimi karşı tarafa geçirip tutuyorum. Bakın damlam bu tarafta, ipim karşı tarafta. Bir tane zincir yardımıyla bağladım. Tekrardan sıkılaştırmak için şu çıngırağın halkanın iç kısmından geçtim. İpi doladım, çektim. Şöyle çektim. Gördüğünüz gibi. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kopartıyorum. Çektiğim zincirden ip çıkartıp sıkıladım. Evet. Bu şekilde. Şimdi aynı şekilde bu ipi saklayacağım. Damlanın alt kısımlarından çıkıyorum. Bu uzun bıraktığım ipi iç kısma doğru çekip daha temiz bir görüntü olmasını sağlıyorum. Bu ip çekme olayı da biraz sıkıntılı, zor oluyor. Evet. Bu şekilde tutacak kısmı hazır arkadaşlar. Bulut yapılışını daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Bu boy bulutu pofidik bulut olarak kanalımda yüklü. Dilerseniz oradan bulutu tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz de direktman bu videonun devamına aynı videoyu ekleyeceğim. Dikkat etmeniz gereken tek detay, bulut yaparken ben çıngırak kullanmamıştım. Çıngırak kullanacak olan arkadaşlar bulut yaparken
Olta kısmına geldiğinde içerisine çıngırağı bırakmayı unutmayın. Sade yapmak isteyen arkadaşlar da benim gibi sade olarak örebilirler. Bulut yapımını ekleyeyim. Oradan devam edelim. Biliriz. Evet, ipimi aldım. Şimdi öncelikle bir tane sihirli halka oluşturacağız. Bu sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne ile dolduracağız. Önce şöyle bir tane sıklamak için zincir çektim. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamın içerisine 6 adet sık iğnemi oluşturdum. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine gidip bağlayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk yaptığım sık iğnemin tepesinden geçtim. İpi doladım, çektim. Buraya bir tane sık iğne oluşturdum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne oluşturdum ve bu şekilde ikinci sırama geçtim. İkinci sıramda 6 adet sık iğnemin tepesine ikişer ikişer sık iğne yapacağım ve 6 olan sayımı 12'ye çıkartacağım. Bakın ilk 2 sık iğnemi yaptım. Hemen yandaki sık iğneye geçtim. Üçüncü, aynı noktaya dördüncü. Yandaki sık iğneye geçtim. Beşinci, aynı noktaya altıncı sık iğne. Yandaki sık iğneye geçtim. Yedinci, aynı noktaya sekizinci sık iğne. Yandakine geçtim. Dokuz, aynı noktaya on. Son bir tane sık iğnem kaldı. Onun tepesine de 11 ve 12. sık iğnemi yaptım ve ikinci sırada 12 adet sık iğne elde ettim. Başkasına malzemeleri sayarken ilmek belirleyiciyi atlamıştım. Şimdi söyleyeyim, hemen bir tane ilmek belirleyiciyi alıp 12. sık iğnemize geçiriyoruz. Yani ikinci sıranın son ilmeğine geçirdim. 6 sık iğne ile başladık. Sihirli halkamızı 6 sık iğne ile doldurmuştuk. İkinci sırada çiftledik ve 12 sık iğne elde ettik. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bir tek sık iğne, bir çift sık iğne yaparak 18 adet sık iğne elde edeceğiz. İkinci sıramın son ilmeğine ilmek belirleyiciyi bağlamıştım. Hemen üçüncü sırama başlıyorum. Bir tane tek sık iğne, yandaki sık iğneye geçtim. Aynı noktaya iki tane sık iğne yaptım. Çift sık iğne. Bir tane tek. Bir tane çift. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir tane tek. Bir tane çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Bakın işaretlediğim sık iğnenin tepesine geldim. Son sık iğneme bir tane çift yapıyorum. Yani işaretli olan ilmeğin tepesine bir tane çift denk gelecek en son ilmeğimize. Ve bu şekilde 3. sırayı da tamamlamış bulunuyoruz. 3. sıranın sonunda elimizde toplam 18 adet sık iğne olması gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. Gördüğünüz gibi sayımız doğru. 3. sırada 18 adet sık iğneyi elde ettik. Şimdi ilmek belirleyiciyi hemen sıranın son ilmeğine 18. sık iğneye geçirdim. 3. sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 4. ve 5. sırada hiçbir şekilde arttırma işlemi yapmadan bu 18 adet sık iğnemizi öreceğiz. Her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapacağız. 4. ve 5. sırada düz 18 adet sık iğnemiz olacak. Arttırma işlemi kesinlikle uygulamayacağız yani. İşaretli olan ilmeğimin tepesine geldim. Son sık iğnemi yaptım ve 18.
Aynı şekilde ilmek belirleyiciyi kaydıralım. Dördüncü sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi beşinci sırada da aynı işlemi uygulayacağız. Kesinlikle eksiltme ya da artırma işlemi uygulamadan bir sıra daha öreceğiz. Hepsinin tepesine bir tane sık iğne yapalım. 18 sık iğneyi beşinci sırada örelim. Şu bükülmeye başladı bile bakın. Evet, 5. sırayı da tamamladım. 18 adet sık iğne ile. İlmek belirleyiciyi hemen kaydıracağız. Öncelikle bir sayalım, yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. Hemen ilmek belirleyiciyi bir üst sıranın son ilmeğine kaydırdım. 4. ve 5. sıramız bu şekilde sabit. Şimdi öncelikle şu sık iğnemizi, sihirli halkamızı bir sıkılayalım. Bunu unutmayalım çok fazla ilerlemeden. Ve güzelce sıkılayalım ve delik oluşmasını engelleyelim. Ben şöyle sıkıladıktan sonra arkadan herhangi bir ilmekten geçip bir zincir ile bağlayıp sağlamlaştırıyorum. Daha sonra sökülmemesi için. Bakın herhangi bir ilmekten geçtim. Buraya bir zincir ile bu ipimi bağlayıp sıkıladım. Öncelikle bu ortadaki göbek ipini biraz küçültelim. Elimize dolanmasın. Evet. Bakın göbek kısmında herhangi bir delik yok. Bu şekilde iyice sıkıladık. Şimdi 6. sıra ile devam edeceğiz. 6. sırada ise 18 olan sayımızı 24'e çıkartacağız. Artırma eksiltme yapacağımız yerler buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Bir kısım düz sabit olacak bu gördüğünüz alt kısım. Eksiltme ve artırmaları sadece bu göbek kısmından yapacağız. O yüzden artırma eksiltme yaptığımız yerler çok çok önemli. Yanlışlık olmamasına çok dikkat edelim. Şimdi 6. sıradayız. 6. sırada 2 sık iğne, 6 çift sık iğne, 10 sık iğne olarak öreceğiz. Başta 2 tane düz sık iğnemiz var. Hemen örelim. Tek yani. Bir sık iğne, yandaki sık iğneye 2 sık iğne. Bu şekilde 2 tane sık iğne yan yana ördüm. 6. sıramızdayız. Ardından 6 tane çift sık iğne yapacağız. Bir aynı noktaya 2 sık iğne. Yandakine geçtim. Bir aynı noktaya 2 sık iğne. Yandakine geçtim. Bir aynı noktaya 2 sık iğne. Yandakine geçtim. 2 sık iğne. Yandakine geçtim. 2 ve son bir tane daha 2 sık iğne yapıyoruz. Burada toplam 6 tane çiftli sık iğnelerimizden olmalı. Bakın en başta 2 tane tekli sık iğne yapmıştık. Ardından 6 tane çiftli sık iğne yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani 6 tane sık iğnenin tepesine çiftli sık iğne yaptık. Arttırmamız sadece bu 6 sık iğneden olmuş oldu. Ardından geriye 10 tane sık iğnemiz kalıyor. Her birinin tepesine bir tane sık iğne yapacağız. Ve bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde 6. sırayı da tamamladık. İlmek belirleyiciyi hemen son ilmeğimize takalım. Arttırma da eksiltme yaptığımız yerler çok çok önemli. Benimle aynı sırada aynı arttırmalar ile giderseniz doğru sonucu elde edersiniz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani arttırmalar ve eksiltmeler daima aynı yerden gidecek. Alt kısmın bu kısmın düz olabilmesi için sadece bir taraftan eksiltip artıracağız. Bu göbek kısmı bu şekilde oluşacak. Şimdi hep beraber 7. sıramıza başlayalım. Şimdi 7. sıramızda
Yine aynı şekilde baş kısmında 2 tane sık iğnemiz var. Bir hemen yandaki sık iğneye ikinci. Bu şekilde tek tek 2 tane sık iğne uyguladım yan yana. Tekrardan arttırma işlemine geçeceğiz. Bu 2 sık iğnenin ardından 1 sık iğne 1 arttırma. 6 kez 1 sık iğne 1 arttırma işlemini uygulayacağız. Bakın. 1 tane sık iğne, hemen yandakine 1 ikili sık iğne. 1 tane sık iğne, hemen yandakine ikili sık iğne. 1 tane sık iğne, hemen yandakine ikili sık iğne. 1 tane sık iğne, yandakine ikili sık iğne. 1 tane sık iğne, yanındakine ikili sık iğne. Yani bir tek bir çift olarak uyguladık. Şimdi sayalım, toplam 6 tane bir tek bir çiftimiz olmalı. En başta 2 tane tekli sık iğnemiz vardı. Ardından bir tek bir çift olarak başladık. 1, 2, 3, 4 ve 5 olmuş. Bir tane daha hemen bir tane tek, bir tane çift sık iğne uyguladım. Ve toplam 6 tane tek çift olarak sık iğnem mevcut. Bu şekilde arttırma işlemlerini bu aradan yapmış olduk. Ardından 10 tane sık iğne kalıyor. Kalan 10 sık iğneyi düz tek olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde tam arada 6 tane bir tek bir çift olarak ilmeğimiz kalmalı olmalı. Evet, 7. sıra sonunda elimizdeki ilmek sayısı toplam 30 olması gerekiyor. İlmek belirleyiciyi hemen 7. sıranın son ilmeğine geçirdim. Elinizde 30 sık iğne olması gerekiyor. Eğer eksik kalırsa herhangi farklı bir yerden bir tane daha arttırma işlemi yapabilirsiniz. Bu arttırma işlemi yaptığımızın yanından, sağından ya da solundan. Herhangi farklı bir yerdeyken başkasını kastetmedim. Yani elinizdeki 30'a tamamlamak için arttırma yaptığımız kısımdan bir tane daha arttırabilirsiniz. İlmek sayınız az gelirse. 7. sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 8. sıradayız. 30 adet sık iğneyi elde ettikten sonra 12. sıraya kadar bu 30 adet sık iğneyi öreceğiz. Herhangi eksiltme ya da arttırma işlemi yapmayacağız. 8. sıradan başlayacağız. 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu sıralar boyunca her bir sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne yaparak uzatacağız. Bu şekilde 12. sıraya kadar ilerleyelim. 12. sırada hep beraber devam edelim. Evet, 12. sırada dahil olmak üzere bir 30 adet sık iğnemizi ördük. Bakın, sıra numaralarını şöyle aşağı kısımdan göbek kısmında oluşturduğumuz ilk sıradan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuradan daha çok belli oluyor. Yani şöyle göstereyim. Bakın, şu göbek kısmından ilk yaptığımız sıradan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu şekilde 12. sıraya kadar geldik. 12. sırayı da tamamladık. Şimdi 13. sıramıza geçiyoruz. 13. sıramızda ilk eksiltme işlemimizi uygulayacağız. 13. sıramızda 7 adet sık iğne, 6 tane eksiltme öreceğiz. İlk 7 sık iğnemizi düz tek sık iğne olarak örelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 13. sırada ilk baştaki 7 adet sık iğnemizi düz olarak ördük. Şimdi 6 tane eksiltme işlemi uygulayacağız. Eksiltmeyi gizli eksiltme tekniğini tercih ettim daha şık dursun diye. Öndeki daldan geçtim. Yandaki sık iğnenin de öndeki dalından geçtim. Bakın, 2 adet sık iğnenin yan yana olan 2 sık iğnenin öndeki dallarından geçtim. İpi doladım, çektim. Sık iğnemi oluşturdum. Birinci eksiltmemi yaptım. Şimdi ikinci eksiltmeme geçiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Üçüncü eksiltmemi de yaptım. Dördüncü eksiltme. Şöyle beşinci eksiltme. Ve son bir eksiltme işlemi daha uygulayacağız. Altı eksiltme işlemi yapacağız.
6 kez. Evet. Bakın 6 ilmeğimi eksiltmiş oldum burada. İsterseniz düz eksiltme de uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde tek dallardan eksilttim. Çizgi görünümü oluşmasın diye. Bu 6 adet eksiltmemizin ardından geriye kalan sık iğnelerimizi düz tek sık iğne olarak öreceğiz. Bakın hemen yandaki sık iğneden başlıyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5 sık iğne, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 6 adet eksiltmemizin ardından geriye 11 adet sık iğne kalıyor. O 11 sık iğneyi de tekli sık iğne olarak ördük ve 13. sıramızı da tamamladık. Bakın eksiltme yaptığımız yerde bu şekilde bir büzüşme oluşacak. Çok çok normal. Ardından 14. sıra ile devam ediyoruz. 14. sırada artırma işlemi uygulayacağız. Bu şekilde artırma eksiltme karışık olarak gideceğiz. Buradaki bu bombeli görünümü sağlamak için. 14. sırada 6 sık iğne, 8 artırma uygulayacağız. Yani ilk baştaki ilmeklerden 6 tanesini tek sık iğne olarak öreceğiz. 2 3 4 5 ve 6. 14. sırada en baştaki 6 adet sık iğnemizi ördük. Ardından 8 tane artırma işlemi uygulayacağız. Yani aynı yere yan yana olarak 8 tane yan yana sık iğneye çiftli sık iğne uygulayacağız. Bakın çift sık iğne yaptım. Hemen yandaki sık iğneye geçtim. Çift sık iğne yaptım. Yandaki sık iğneye geçtim. Çift sık iğne. Bu şekilde yan yana 8 tane sık iğneye çift sık iğne yapacağız. Şöyle bir sayalım çiftlere, yanlışlık olmasın. Bakın ilk çiftimiz burada zaten belli ediyor kendini. 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift, 5 çift, 6 çift, 7 çift. Son bir çift daha yapacağım ve toplam 8 tane sık iğneme 8 tane çiftli sık iğne yapmış bulunuyorum. Evet, 8 tane çiftin ardından geriye kalan ilmeklerimiz tek sık iğne olarak devam edeceğiz. Geriye 10 tane sık iğne kalması gerekiyor. Hemen devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. İlmek belirleyiciyi hemen son ilmeğimize geçirelim. Bakın şu şekilde glutumuzun göbekte olan kısmı oluşmaya başladı bile. Elimizde 14. sıranın sonunda toplam 32 adet sık iğne olması gerekiyor. Hep beraber bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ve 32. 14. sıranın sonunda 32 adet sık iğneyi elde etmiş bulunuyoruz. Şimdi 15. sıraya geçiyoruz. 15. sıramız biraz karışık, o yüzden kademe kademe yapalım. 15. sırada ilk başta 6 tane sık iğnemiz var. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğnemizi ördük. En başta 15. sıradayız şu an. 6 tane sık iğnemiz tamam. Ardından bir tek bir çift olarak 8 tane ilmeğimizi bir tek bir 8 kez tekrarlayacağız. Bakın bir tane tek, bir tane çift. İpimi bir açayım. Bir tek bir çift oluşturduk bakın bir kez. Şimdi ikinci kez bir tek bir çift. Şimdi üçüncü kez bir tek bir çift. Şimdi dördüncü kez bir tek
Bir çift. Şimdi beşinci kez. Bir tek. Bir çift. Şimdi altıncı kez. Bir tek. Bir çift. Şimdi yedinci kez. Bir tek. Bir çift. Şimdi sekizinci ve son kez. Bir tek. Bir tane çift. Bu şekilde 8 tane tek çift tek çift olarak uyguladık. Ardından 10 tane sık iğnemiz kalıyor. Kalan 10 sık iğneyi düz olarak öreceğiz. İlmek atlamamaya dikkat edelim bu arada. Bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi elimizdeki sık iğne sayısını bir sayalım. 15. sıranın sonunda elimizde 40 adet sık iğne olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ve 40. Toplam 40 adet sık iğnemizi elde ettik. Şimdi ilmek belirleyiciyi hemen son ilmeğimize takalım. Evet, bu şekilde 15. sıramızı da tamamladık. Şimdi 16. sıraya başlayacağız. 20. sıraya kadar bu 40 adet sık iğneyi öreceğiz. 16, 17, 18, 19 ve 20 sıralar boyunca hiçbir artırma da eksiltme işlemi yapmadan bu 40 sık iğnemizi örelim. Çok dikkatli örelim. İlmeklere dikkatli batalım. Burada çiftler dip dibi olduğu için karışıklık olmasın. 20. sıraya kadar bu şekilde arkadaşlar bu 40 sık iğneyi uzatarak gelelim. 20. sıramı da tamamladım 40 adet sık iğne ile. Birazdan 21. sırayla artık eksiltmelere geçeceğiz ve bulutumuzun öteki tarafında tamamlayıp bulutumuzu tamamlayacağız. Bu arada 20. sırayı tamamladıktan sonra şöyle ilmeğimi genişletip tığımı çıkartıyorum. İlk gözümüzü takmamız gerekiyor burada. Artık daraltmalara geçeceğimiz için iç kısımdan göz takmak zor olacaktır. O yüzden şimdiden ilk gözümüzü takabiliriz. İlk gözümüzü takacağımız yeri toplu iğne ile belirledim. Şimdi sizlere de göstereyim. Aşağıdan şöyle öncelikle bulutumuzu düzeltiyoruz. Buradaki gördüğünüz bu göbek kısmı tam ortaya çıkması için şöyle. Kağıt katlar gibi düzelttik kenarlarını. Bakın göbek oyuğu iyice ortaya çıktı. Bu şekilde düzelttikten sonra sıra olarak saymamız gerekiyorsa şöyle göbek kısmından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 14. ve 15. sıralarımızın tam arasına takmamız gerekiyor. Aşağıdan sıra olarak saydığımız zaman 14. ile 15. sıranın arasına. Şu yukarıdan göstermek gerekirse bu şekilde benim biraz daha kolayıma geliyor. Bakın burada ikinci eksiltme yaptığımız sıramız belli. Burada bir büzme söz konusu bu. Bakın aradaki göbeğin çıktığı yer tam bu göbeğin üst kısmına denk gelecek. Bakın göbeğin olduğu sırayı takip ettiğimiz zaman bu çizgiye denk geliyor. Bizim gözümüz bir üst çizgide. Gördüğünüz gibi. Göbeğin olduğu sırayı takip edelim. Hemen bir üst çizgiye bu şekilde ortalayacak biçimde şöyle bakın. İki parmak yukarıdan kalacak şekilde gözümüzü takabiliriz. En zorlandığım şey göz takmaktı. Bu arada normalde boncuk kullanıyordum. Sırf biraz kolayına kaçmak için aslında. Ama bu şekilde mecbur bu modelimizde göz kullanmamız gerekliydi. Evet, oldu bile. Şimdi arkasını kapatalım sıkıca. Ve bu şekilde ilk gözümüzü taktık, yerini belirledik bile. İkinci gözümüzde bir iki sıra ördükten sonra takacağız. Aralarında biraz fazla boşluk bırakacağız ki bu gördüğünüz ağız işlememiz tam otursun orta kısma. Sevimli bir hal alsın diye.
Evet, bu şekilde ilk gözümüzü taktık bile gördüğünüz gibi. 20. sırayı tamamladıktan sonra muhakkak ki gözümüzü takalım, unutmayalım. Bakın şöyle iki parmak kalacak şekilde yukarıda ayarlayabiliriz. Sıra olarak belirttim zaten. Şu biraz da tahmini ya. Gördüğünüz gibi bu şekilde ya falan döndük iyice. Video süresi uzadıkça artık konuşmada ya şöyle böyle dönecek biraz. Bu şekilde gözümüzü taktıktan sonra hep beraber 21. sıramıza başlayabiliriz. Gerçekten örmesi çok çok keyifli bir model. Eksiltmeler, arttırmaları çok olduğu için ne ara nasıl bittiğini anlamayacağımız bir model. Evet, şimdi hep beraber 21. sıramız ile devam edebiliriz. 21. sıramızda eksiltme işlemi uygulayacağız. İlk önce şu 8 adet sık iğnemizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 21. sıramıza ilk baştaki 8 adet sık iğnemizi düz sık iğne olarak ördük. Ardından bir sık iğne bir azaltma tekniğini uygulayacağız 8 defa. Başlayalım. Bir sık iğne, bir ilmek kesme. Bir kez uyguladık. Şimdi ikinci kez bir sık iğne, bir ilmek kesme. Şimdi üçüncü kez uygulayacağız. Bir sık iğne, bir ilmek kesme. Şimdi dördüncü kez uygulayacağız. Bir sık iğne, bir ilmek kesme. Beşinci kez uygulayacağız. Bir sık iğne, bir ilmek kesme. Altıncı kez uygulayacağız. Bir sık iğne, bir ilmek kesme. Yedinci kez uygulayacağız. Bir sık iğne, bir ilmek kesme. 8. ve son kez uygulayacağız. Bir sık iğne, bir ilmek kesme. Yani iki ilmeği beraber örmek. Kesmeden kastımız. Bu şekilde bir sık iğne bir kesme olarak 8 defa uyguladıktan sonra geriye 8 tane sık iğnemiz kalıyor. Bu kalan 8 sık iğneyi düz olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İşaretli olan ilmeğimizin tepesine geliyor 8. sık iğnemiz. Bu şekilde 21. sırayı da tamamladım. İlmek belirleyici hemen en son ilmeğimize geçiriyoruz. Şimdi artık 21. sırayı tamamladığımızda elimizde 32 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 ve 32. Herhangi bir yanlışlık yok. Doğru olarak ilerliyoruz. Bu şekilde. Şimdi hep beraber 22. sıramıza geçebiliriz. 22. sıramızda da eksiltme işlemi uygulayacağız. 32 olan sayımızı 24'e indireceğiz. 22. sıramızda ilk başta 7 tane sık iğnemiz var. Bu 7 sık iğnemizi örelim. Bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5 sık iğne, 6 sık iğne ve 7 sık iğne. Bu şekilde ilk 7 adet sık iğnemizi ördük. 7 tane sık iğnenin ardından 8 ilmek azaltacağız. Yani kesme işlemi uygulayacağız. Yan yana 8 adet ilmek de keseceğiz. Aynı şekilde ben ön dallardan yapıyorum. İsterseniz direkt kesme işlemini uygulayabilirsiniz. 2 tane sık iğneyi aldım. Bir sık iğneye düşürdüm.
Birinci kesme tamamlandı. İkinci kesme tamam. Üçüncü kesme tamam. Dördüncü kesme tamam. Beşinci kesme tamam. Altıncı kesme tamam. Yedinci kesme tamam. Son bir tane daha kesme işlemi uygulayacağız. Evet, 8 ilmekte kesme işlemi uyguladık ve burada bu şekilde bir büzme olacak. Ardından 8 tane sık iğne kalması gerekiyor. 8 sık iğneyi de düz sık iğne olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve işaretli olan ilmeğin tepesine geldik, 8. Bu şekilde geriye kalan 8 adet sık iğneyi de düz olarak ördük. Artık bu sıranın sonunda elimizdeki ilmek sayısı 24 olmalı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 23 ve 24. Gördüğünüz gibi. İlmek belirleyici hemen son yaptığımız ilmeğe geçirelim. Şu elimizdeki görünümü bir göstereyim. En büyük olan göbeğimiz bu şekilde tamamlandı. Buradaki gördüğünüz göbek kısmı. Ardından belirli eksiltmeler ile bu son kısımda tamamlayacağız ve bulutumuzu bitireceğiz. Şimdi öncelikle ikinci gözümüzü de hemen takalım. Unutmayalım bunu. Gitgide daralıyor ağız kısmı. Takmakta zorluk yaşamayalım. Hemen bakıyorum sayısına. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ya da 6 sıra olması gerekiyor iki gözün arasında. Şöyle toplu iğnemi alayım hemen. Bakın ilk gözü taktığımız yer belli zaten. 2 sıranın arası. Ardından hemen yandaki sıradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra yeterli olacaktır. Şöyle hemen 6. sıraya gözümüzü getiriyoruz. İki göz arasında toplam 5 adet sıra olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. ile 7. sıranın arasında ikinci gözümüzü takacağız. Nizami bir duruş olması gerekiyor. Bu yüzden gözlerin sıralı olarak takılmasına çok çok dikkat edelim. Şöyle şurası biraz daha iyi gibi aslında. Şöyle aşağı doldu, bir yukarıya takalım. Evet, bu şekilde daha iyi ve daha düzgün durdu gördüğünüz gibi. Hemen arkasını da kapatalım. Evet, bu şekilde iki gözümüzü de yerine takmış bulunuyoruz. Artık bu göz kısmı ile işimiz bitti. Şimdi eksiltmeler ile devam edeceğiz ve bulutumuzun kapanış tarafına doğru ilerleyeceğiz. 22. sırayı yapmıştık. En son 24 sık iğne ile tamamlamıştık. Şimdi 23. sıraya geçiyoruz. 23. sırada ilk başta 9 adet sık iğnemiz var. Başlıyoruz. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5 sık iğne, 6, 7, 8 ve 9. 23. sıramızdayız. Şu anda 9 sık iğnemizi ördük. Ardından 6 tane arttırma işlemi var. Yan yana 6 ilmekten arttıracağız.
Yani bir sık iğneye çift sık iğne uygulayacağız. Aynı noktaya iki tane, bakın bir arttırma tamam. Yandaki sık iğneye de iki sık iğne. İkinci arttırmam tamam. Üçüncü arttırmam tamam. Dördüncü arttırmam tamam. Beşinci arttırmam tamam. Altıncı arttırmam tamam. Bu şekilde yan yana 6 adet sık iğnenin tepesine çift sık iğne uyguladık. Ve geriye 9 adet sık iğnemiz kalıyor. Bu 9 adet sık iğneyi düz olarak sık iğnelerimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İlmek belirleyici hemen bir üst sıraya geçirelim. Bu şekilde 23. sırayı da tamamladık. Elimizde toplam 30 adet sık iğne olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 ve 30. Burada bir artırma işlemi uyguladık. Bunun sebebi de burada gördüğünüz son göbeği yapmak içindi. Ardından 27. sıraya kadar bu 30 sık iğneyi öreceğiz. Hiçbir eksiltme arttırma işlemi yok. 23. sırada 30 sık iğneyi bulduk. 24. 25. 26. ve 27. Yani 4 sıra boyunca bu 30 sık iğneyi örelim. Evet, 27. sırayı da 30 sık iğne ile tamamladık. Artık bundan sonra, bu sıradan sonra kapanışa doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi 27. sıranın ardından 28. sırayla artık gitgide eksilteceğiz. 12 sık iğneye kadar düşeceğiz. Ve ardından bu uç kısmı kapatıp tamamlayacağız. O yüzden şimdi 27. sırayı tamamladıktan sonra birazcık elyaf dolduralım. Sonradan zor olacak çünkü gitgide kapanacak. Görünümümüz bakın bu şekilde. Elyafımızı biraz dolduralım. Şöyle ilmeğimizi genişletelim, kaçmasın. Arka kısma doğru itelim ki buradaki bu çıkıntımız belli olsun. Özellikle şu göbek kısmına biraz basalım ki buradaki görüntü ortaya çıksın. Evet,
yeterliydi. Bu kadar yeterli olacaktır. Geriye kalan ilmeği de birkaç sıra yaptık, elyafı da birkaç sıra yaptıktan sonra dolduralım. Şu orta kısma çok çok dikkat edelim. Burada bir boşluk oluşmasın. Asıl görüntüyü bu orta göbek kısmı veriyor. O yüzden burayı biraz şişkin tutmaya özen gösterelim. Evet, şimdi artık devam ediyoruz. Yavaş yavaş kapanışa doğru yaklaşıyoruz. 27. sıraya kadar yapmıştık. Şimdi 28. sıradayız. 28. sırada en başta 7 adet sık iğnemiz var. İlk başta 7 sık iğnemizi oluşturalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. En baştaki 7 adet sık iğnemizi oluşturduk. Ardından bir sık iğne bir eksiltme uygulayacağız 6 kez. Bir tane sık iğne bir ilmek eksiltme bir kez uyguladık. Bir tane sık iğne bir ilmek eksiltme ikinci kez uyguladık. Bir tane sık iğne bir ilmek eksiltme üçüncü kez uyguladık. Bir tane sık iğne bir ilmek eksiltme dördüncü kez uyguladık. Bir tane sık iğne bir ilmek eksiltme 5. kez uyguladık. Bir tane sık iğne bir ilmek eksiltme 6. kez uyguladık. Bu şekilde 6 defa bir ilmek bir eksiltme, bir sık iğne bir eksiltme olarak uyguladık. Geriye 5 tane sık iğnemiz kalması gerekiyor. Bu kalan 5 sık iğneyi düz olarak örelim. 1 2 3 4 ve 5. İlmek belirleyici son ilmeğimize takalım. 30 olan sayımızı 24'e düşürdük bu sırada. Şimdi 24 olan sayımızı 18'e düşüreceğiz. Bunun için öncelikle 7 tane sık iğnemizi örelim. Şu an 29. sıradayız. 1 sık iğne 2 sık iğne 3 sık iğne 4 sık iğne 5 sık iğne 6 sık iğne ve 7 adet sık iğnemizi ördük. 29. sıradayız, affedersiniz. 29. sıramızda 7 sık iğnenin ardından 6 tane eksiltme işlemi uygulayacağız yan yana. 2 ilmeğe 1 alacağız yani. Bir eksiltme, iki eksiltme, üç eksiltme, dört eksiltme, beş eksiltme, ve 6 ilmek eksilttik. Yan yana 6 tane ilmeği kesmiş bulunuyoruz. Ardından 5 tane sık iğne kalması gerekiyor. 1 2 3 4 ve 5. Şu an elimizdeki ilmek sayımız 18. 2 4 6 8 10 12 14 16, 17 ve 18 gördüğünüz gibi. Şimdi bir sıra bu 18 ilmeğimizi öreceğiz. Yani 30. sırada düz olarak bu 18 ilmeğimizi öreceğiz. Eksiltme ya da artırma işlemi uygulamayacağız. Bu arada affedersiniz 29. sıranın sonunda 4 adet sık iğne kalıyor. 5 değil 4. Orada yanlış belirttim. 29. sıramızın sonunda 4 tane
sık iğnemiz kalıyor. Ardından 30. sırada düz olarak bu 18 ilmeğimizi öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve şöyle 18. İlmek belirleyiciyi çıkartalım. Son ilmeğimize takalım, 18. ilmeğimize. 30. sırayı da bu şekilde tamamladık. 31. sırada 18 olan sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Ama bundan önce şu kalan boş yere elyafımızı dolduralım. Ardından 12 sık iğneye düşelim. Evet, şimdi devam ediyoruz. 31. sıramızdayız. Bir sık iğne, bir eksiltme ile 12 sık iğneye düşeceğiz. Bir tane sık iğne. Bir tane eksiltme. Bir tane sık iğne. Bir tane eksiltme. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir sık iğne, bir eksiltme ile ilerleyeceğiz. Bir sık iğne ve son 2 ilmeğimize eksiltme. Evet, bu şekilde 12 adet sık iğnemiz mevcut. Şimdi 6'ya indireceğiz. Yani her 2 ilmeği keseceğiz. 12 olan sayımızı 6'ya düşüreceğiz. Öncelikle şu kalan boşluğa da şu elimdeki elyafımı doldurayım. Biraz daha boşluk var gibi sanki. Elyaf ilave edebiliriz. Elyaf miktarı tamamen el atışımıza kalmış. Gördüğünüz gibi gözünüze dolu dolu gelene kadar ilave edebilirsiniz. Bu özellikle uç kısımları çok da sönük durmasın.
Evet, bu şekilde yeterli olacaktır. Şimdi son eksiltme işlemimizi de uygulayalım. 12 adet ilmeğimizden ikişer ikişer alacağız. 6 ilmeğimize düşüreceğiz. Ve 6. Eksme işlemini bu şekilde uyguladık. 6 sık iğneye düştük. Şimdi bütün ilmeklerimizi toparlayacağız. Buradaki gördüğünüz gibi bir delik oluşmasın diye. Yani uç kısmını kapatacağız. En son CC tekniği ile elimdeki ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kopartıp çektiğim zincirin içerisinden bu ipi çıkartıp burayı sıkılıyorum. Şimdi bu kısımdan geçip biraz elyafı bu uç kısma doğru çekeceğiz. Evet, bulutumuzu tamamladık bile. Gördüğünüz gibi şirin şirinle çok güzel oldular. Öncelikle şu ipimizi iç kısma doğru bir saklayalım. Evet, bu şekilde tamamdır. Şimdi geldik kepik işlemesine ve ağız işlemesine. Öncelikle ipimizi iğnemize geçirelim. Artık beyaz ipimiz ile işimiz bitti. Gördüğünüz gibi bu arada ipin bir yumağı duruyor. Videonun en başına göstermiştim. Sadece öteki bir yumağını kullandım. Artan da şu kadar oldu. Çok az miktarda ipten çıkıyor. Bir bulut daha çıkartırım yani ben bu kalan ipten. Evet, siyah ipimizi, yani kirpik ve ağız işleyeceğimiz ipimizi iğnemize geçirelim. Farklı bir şekilde de işleme yapabilirsiniz isterseniz. İpimizin ucunu kesinlikle bağlamadım. Bu şekilde uzunca ip parçası ayarladım. Arka kısımdan herhangi bir ilmekten ön kısma geçeceğiz. Öncelikle kirpik yapacağımız yerle işaretleyelim daha net olsun. Şöyle çaprazlı olacağı için kirpiklerimiz biraz uzun kirpik yapalım buna. Bir tanesi buraya. Şöyle iki tane yeterli olacaktır. İğne ile bu işaretlediğim toplu iğne ile işaretlediğim bu kepiğin uç kısmından çıkıyorum. Bakın ipi arkadan elimle tutuyorum, tamamen kaçırmıyorum. En son düğüm yapacağım, kaybedeceğim. Şöyle gözün iç kısmına doğru gidelim, tam ortalı olacak şekilde.
Arkadan başka herhangi bir yerden çıktım. Bu arada şu en baştaki girdiğim ipi kaybetmiyorum kesinlikle. O en son bizim bağlama ipimiz olacak. Aynı girdiğim delikten, çıktığım delikten içeriye giriyorum. Şöyle ikinci toplu iğnemi çıkarttım. Buraya bir V harfi oluşturmuş bulunacağız yani. Herhangi bir yerden çıkabiliriz. Geri içeriye gideceğiz. Herhangi bir leke oluşmayacağı için. Aynı çıktığım yerden içeriye doğru gidiyorum. Şimdi şöyle toplu iğneleriyle ötekinin kirpiklerini belirleyeceğim. Toplu iğne kaybetme huyumuz var bizim. Bulduk bile. Evet, şöyle güzel olacaktır. Toplu iğneyi taktığım yerden çıktım. Evet, bu şekilde iç kısma doğru tekrardan geçiyorum. Evet, bu şekilde kirpik işlemesini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi girdiğimiz yerden aynı şekilde çıkıyoruz. Ağız işlemesini uygulayacağız. Bunun için aynı şekilde toplu iğnelerimi alıyorum. Öncelikle işaretleyelim, daha kolay olsun bizim için. Şöyle 2V'nin kenarını oluşturduk. Burada V'yi oluşturmak için şöyle aşağıdan herhangi bir yerden çıkacağız. Evet, bu şekilde V'yi oluşturduk. Tabii bu V ağız kısmı çok ince kaldığı için öncelikle burayı bir kalınlaştıralım. İki kat olarak gideceğiz.
Evet, bu şekilde bakın ikinci katta geçip aynı çıktığım noktadan, ilk girdiğim noktadan çıkmaya çalışacağım. Evet, bu şekilde ağız işlemesini tamamladıktan sonra aynı ilk girdiğimiz noktadan çıkmıştık. Şimdi burada evet, bulutumuzun yapılışını gördünüz. Bu şekilde bulutumuzu tamamlayabilirsiniz. Aşağı kısımda tamamlamıştık. Şimdi gelelim birleştirme işlemine. Birleştirme işleminde normalde bulutu ördüğüm ipimi kullanacaktım ama aşağı kısımda çirkin bir görüntü oluşturacağı için son anda şöyle bir ince dantel ipine karar verdim. Bulutumu tutacağıma ilave ederken, birleştirirken bu ipi kullanacağım. Bir dikiş iğnesiyle direktman ipimi geçiriyorum. Şöyle dikim işlemi için göz kararı olarak kesiyorum. Evet. Ardından ipimin arka alt kısmına bir düğüm oluşturuyorum. Bu ince iplerle dikim işlemi uygulandığı zaman daha temiz, daha düzgün duruyor. Ve dikiş yapılan ip belli olmuyor. Kalın ip de belli oluyor, sırıtıyor ve pek hoş olmuyor. Şimdi gelelim ikinci ayrıntımıza. Gördüğünüz gibi parçamız bu şekilde. Şimdi bulutumuzu dikerken parçamızı ortalamamız gerekiyor. Şöyle falan dikersek pek hoş görüntü olmuyor. Bulutumuzun tam ortası buradaki gördüğünüz göbek kısmı. Şu göbek kısmının altına ve bu parçamızın tam ortasına göz kararı olarak burada birazcık yapıyorum aslında. Şu denk gelecek şekilde, hatta şöyle biraz kaydıralım. Şöyle sanki bitişi bu şekilde. Şöyle daha güzel, daha düzgün duruyor gibi arkadaşlar. İpimin ucunu bağlamıştım zaten. Şöyle tam orta kısımdan çıkacak şekilde. Öncelikle şu ipimin düğüm olan kısmı alt kısımda kalsın diye bu şekilde çıkıyorum. Sonra şöyle halkanın üst kısmına denk gelecek şekilde ipimi buradan çıkarttım. Şöyle daha güzel, daha düzgün duruyor gibi. Şuradan girdim bakın. Hemen yandaki sık iğneden çıkıyorum. Evet, şu an bilerek ortadan diktim ki önce bir duruş yerini belirleyelim. Sağlam olsun. Yeri belli olsun. Yamuk olmasın diye. Şimdi tekrar aşağı parçadan çıkıyorum. Yeri belirlendi ne de olsa. Artık arkadaşlar 3-4 defa sağa ve sola giderek bu parçamızı sabitlememiz gerekiyor. Şöyle buluttan dikim işlemi uygularken yan yan ilerliyorum. Bir bulut parçasından, bir aşağı parçadan bu şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu bu şekilde sabitlememiz gerekiyor iyice. Şöyle iğneyi bir üstten çıkarttım. Tam otursun, ipler dar olsun diye. Bakın şöyle çektiğim zaman tam oturdu bulutumuz üst kısmı. Şimdi aynı çıktığım yerden giriyorum aşağı kısma.
kısımlar biraz uğraştırıyor. O yüzden dikim işlemi uygularken sağlam olması için bu şekilde aşağı ve bulut parçasını birkaç kez birbirine oturtmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Ve aynı sıradan oturtmaya dikkat edelim ki yamukluk olmasın. Evet, gördüğünüz gibi bulutumuz tam bu şekilde oturuyor. Tabi şu an bulutumuz bu şekilde duruyor arkadaşlar. Birazcık daha bunu sabitleyelim bu şekilde. Bir aşağıdan bir yukarı parçadan. İyice sağlam olana kadar, eğilip bükülmeyene kadar, bunu dik bir duruş sağlayana kadar iki parçayı bu şekilde dikelim. Evet, bu şekilde dikim işlemini de tamamladım arkadaşlar. Elimizdeki görünümümüz bu şekilde. Şimdi son bir rötuşumuz kaldı. Bulutumuza çok beyaz durdu. Bu alttaki rengi gönderme olsun diye buraya alttaki rengi gönderme olsun diye buraya ufacık bir süs yapacağız. Bunun için şöyle bir küçücük sihirli halka oluşturuyorum. Halkamı kilitliyorum. Ardından 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına aldım. Bu halkamın içerisine 1, ardından tekrar tığımın başına aldım. 2 ve 3 tane ikili trabzan oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim halkama. CC tekniğiyle yapıştırdım ve burayı tamamladım. Karşı parçaya geçiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına aldım. Halkamın içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan oluşturdum. Ardından tekrar 3 tane zincir çektim. Bu halkama CC tekniğiyle yapıştırdım. Ardından ipimi çıkartıp burayı sıkıladım. Halkamı küçültüyorum. Böyle fiyonk oluşturdum. Gördüğünüz gibi halkayı elimizden geldiğince küçültelim. Ardından bu uzun kalan ipi direktman bu orta kısımdan dolanarak fiyonk figürünü elde ediyoruz. Evet, bu şekilde fiyonkumuzu tamamladık. Şimdi bu iki ipi arka kısımda kalacak şekilde birbirine bağlıyoruz. Bir kez daha bağlıyorum. Öne gelmesin, düğüm arkada kalsın. İpi iki kez bağladım. Ardından bu ipimi kısacık kesiyorum. Evet, elde ettiğimiz sonuç bu şekilde bir minicik bir fiyonk. Şimdi hala ipim, iğnemde birazcık ince ipim var. Direktman bu ipi değerlendiriyorum. İpimin ucunu bağlayarak bu fiyongumu bulutumun toka süsü gibi tepe kısmına dikerek biraz daha kokoş bir hale getiriyorum. Bu tamamen tercihe bağlı. Dilerseniz sade de bırakabilirsiniz. Şöyle çok tepede kalmasın. İsterseniz bu kısma da dikebilirsiniz. Biraz daha yanda kalacak şekilde.
Evet, birkaç hamle de dikiyoruz bunu sağlam olsun diye. Şöyle buluta giriyoruz. Bulutun farklı yerlerinden çıkıp bunu çektiğimiz zaman elimize gelmemesi için sağlamca sabitliyoruz. Evet. Birkaç farklı yerinden dikelim ki daha sağlam olsun. Evet, izleyen herkesin gözlerine sağlık. Deneyecek olan herkesin de şimdiden ellerine sağlık. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle güzel bir model uyguladım. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir hediyelik. Hem doğum hediyesi olarak götürebileceğimiz hem de evimizde muhakkak bulunması gereken hali hazırda pratik bir hediyelik. Gerçekten güzel bir model oldu. Herkesin gözlerine sağlık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmediysek de videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Daha güzel, daha farklı modellerimizle buluşmak üzere. İnşallah bir takım yapacağız bu çıngıraklardan. Her türlü modelini farklı şekillerde uygulamayı düşünüyorum. Takipte kalın. Çok güzel videolarımız gelecek inşallah. Daha güzel, daha farklı modellerde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.